çözüm getirelim. Evet, ne diyor bize? En değeri kaçtır diyor arkadaşlar. Hadi en değerini bulmaya çalışalım. Arkadaşlar en küçük hangisi yukarıda en artı bir? O zaman hepsini en artı bir faktöriyele kadar açmaya çalışalım. En artı bir faktöriyel aynen kalsın. Kalsın. Diğerlerini buraya kadar açacağız. En artı 2 çarpı en artı 1 faktöriyel diyorum. Bölüm aşağısına en artı 3 çarpı en artı 2 çarpı en artı 1 faktöriyel diyorum. Arkadaşlar şunları sadeleştiriyorum. Hocam nasılsınız? Hoş geldin Enes. Hoş buldum. Geç kaldım sanki biraz. Biraz geç, evet. Burada ne kaldı bunun yanında? Burada bir var. Gizli bir kaldı. Bir. Burada ne kaldı? N artı iki. Aşağıda ne kaldı? N artı üç çarpı N artı iki. Dikkat ederseniz arkadaşlar, yukarısı da N artı üç. Yani şurası N artı üç olduğu için şununla şu gitti. Ne kaldı? 1 bölü n artı 2 kaldı eşittir 1 bölü 10. O zaman n'imiz ne olur Enes? N'imiz ne olur? 8 olur değil mi? Ne olur? 8 Evet, olur doğru. mu? Evet. Doğru cevap n'imiz olacaktır. Evet arkadaşlar şimdi permütasyona geçiş yapalım. Arkadaşlar bu diyor ki en farklı elemanın R elemanlı farklı dizilişlerinin her birine N'in R'li permütasyonu denir ve şu sembolle gösterilir. Bir tane arkadaşlar formülü vermiş burada. Örnekler yapılmış. Formülümüz bu arkadaşlar. N faktöriyel bölü N eksi R faktöriyel. Yo. Mesela Hocam onun sesim geliyor mu? geliyor Nurhak. Evet, Peki. Burak ne yaptın ya? Yani üfledin mi? Ne oldu yani? Nasıl ses düzenli? He? Teknik. Nasıl çözdün bunu? Kulaklık var mıydı? Kaybolmuştu. He. Kaybolmuştu ben. Tamam. Şimdi buldum hocam onu. Dedim yok Öyle. kulaklığı tamir mi ettin? Ne yaptın yani? Evet. Şimdi onun ikili permütasyonu arkadaşlar formülde yerine yazıyorum. Bakın formülümüz burada. Abi formülümüz göstergede burada. Diyorum ki 10 faktöriyel bölü 10'dan 2 çıkaralım. 8 faktöriyel. Bakın bunun en sade halini yazmaya çalışalım. 10 çarpı 9 çarpı 8 faktöriyel bölü 8 faktöriyel. Dikkat ederseniz bunlar gider. Ne kaldı? 10 çarpı 9. Yani kısaca şuymuş. Hep bu işlemi yapmayacağız. Şuradaki iki adım sayısı arkadaşlar. 10 çarpı 9. Orada bir bırakacağız. Mesela 8'in arkadaşlar permütasyonu 8'in kaçtısı diyelim. Birlisi diyelim. Direkt bir defa yazıyor. 8. Cevap 8. Permütasyon 7'nin ikilisi. Ve çok basit. 7 çarpı 6 diyeceğiz. 42. Bu ya. Anlaşıldı mı? Evet. N'in n'li permütasyonu neymiş? N faktöriyel. N'in birli permütasyonu n'e eşit. N'in sıfırlı permütasyonu o da 1'dir arkadaşlar. Evet arkadaşlar anlaşıldı mı? Mustafa, Baran, Enes, Çağla, Nurhak, Ege, Evet hocam. ben Sıkıntı yok. tamamdır. Şimdi gelelim 15 no'lu sorumuza. İşleminin sonucu kaçtır? Mustafa 6'nın ikili permütasyonu nedir? 6 çarpı 5 değil mi? Evet. Artı 3'ün üçlü permütasyonu direkt 3 faktörü yani 3, 2, 1. Yani şuradaki adım sayısı. Eksi 9'un birli permütasyonu direkt 9. Bitti. 6 kere 5 30.
artı 6 eksi 9. 36'dan 9 çıkar. 27 olmuş oluruz. Doğru cevap olursa olacaktır. Evet. Geçelim arkadaşlar bir diğer örneğimize. İş olduğuna göre diyor ne değeri kaçtır? Hadi bulalım. N artı 1'i 3 defa azaltarak çarpacağım. N artı 1 çarpı N çarpı N eksi 1. Burada duruyorum. Eşittir. 12 çarpı N artı 1'i 2 defa azaltarak çarpıyorum. N artı 1 N artı 1 çarpı N. Burada duruyorum. Bitti, bu kadar. Sadeleştirmelerimizi yapalım. N artı 1'ler gitti. N'ler gitti. N eksi 1 eşittir 12. N'imiz buradan 13 buluruz. Doğru cevap Edirne diyebiliriz. Evet, gelelim 17 numaralı sorumuza. Diyor ki bize, ne diyor? Kümesin dörtlü permütasyonlarının kaç tanesinde O harfi bulunmaz? Arkadaşlar, şöyle yapabiliriz. Diyorum ki, bir kısmında O harfi var, bir kısmında yok. O zaman A kümemizin eleman sayısı nedir? 2, 4, 6. 6 elemanlı. Arkadaşlar 6 elemanlı bir kümenin dörtlü permütasyonlarının sayısı 6'nın dörtlü permütasyonudur. Bu tüm durum. Tüm durumlardan arkadaşlar O'nun bana gerçi kaç tanesinde O harfi bulunmaz diyor ya. Bir kısmında O harfi var, bir kısmında O yok ya. Bana bulunmayan kısmı soruyor. O zaman ben ne yapacağım? Tüm durumlardan O'nun bulunduklarını çıkartırsam, aslında direkt şöyle yapsak bulabilir miyiz? O'ya torpil geçsek, öyle yapsak olur mu? Dört permütasyonları. Bu oradan zaman olur. Böyle yapsak altın dörtlüsü. Tüm durumlardan arkadaşlar O'nun bulunmadıklarını çıkartırsam O'yu atıyorum. Geriye 2, 4, 5. Yani 5 elemanlı bir kümenin dörtlü permütasyondan çıkarırsam O'nun bulunduklarını bulmuş olurum. O zaman arkadaşlar ne olur? 6'ın dörtlüsü 6, 5, 4, 3, eksi. 5'in dörtlüsü o da 5, 4, 3, 2. Direkt burası 30. Arkadaşlar 120, 360 mı yapar? Yanlış olmasın. 30, 120, 360 değil mi? Eksi 20, ondan sonra 60, 120. Böyle olur. Yanlış oldu. Nerede hata yaptık? Ne yaptık? Tüm dört permütasyonların sayısından O'nun bulunduklarını çıkarsam bulunmadıklarını bulabilir miyim? Şimdi bir dakika. 6'nın 4, 2, 4, 6. Ya da direkt şöyle mi yapsak? Burada nerede hata yaptık? Aslında direkt şöyle diyebiliriz ya. Şöyle diyebiliriz. Şu ifade yanlış aslında. Direkt şöyle yapabiliriz. Şimdi 4 permütasyonlar 1, 2, 3, 4. Ne olacak? O harfi bulunmaz dediği için O'yu atalım. O'ya atıyorum. Geriye 4 tane eleman seçelim. 1, 2, 3, 4. Kaç eleman kaldı? 5 eleman kaldı. P, 5'in 4'lü permütasyonu. Böyle desek daha yerinde olur. O da 5, 4, 3, 2 diyebiliriz. O zaman arkadaşlar ne olur?
doğuracağımız denizi olur. Böyle çözüm yapmamız lazım. Ben bir durum yazalım ya. Yazalım. Hocam bir dakika bekler misiniz lütfen? Tabii ki dakika bekleriz yani. 20 dakika 20. Ne olacak şimdi ya bu şampiyon? Aşağıdaki kareleri de çizeceğim hocam ben. Şampiyon kim olabilir şimdi? Fener mi? Beşiktaş hocam. Beşiktaş mı? Galatasaray mı? Bu hafta sonu belli olur değil mi? Aynen öyle. Nerede oynanmıyor bu hafta sonu? Hocam Fırat bilir ya. Fırat yazsana. Fırat Koyu Beşiktaşlı mı? Koyu Galatasaray. Fırat da bilmiyor hocam. Fırat Koyu Beşiktaşlı mı? Koyu Galatasaray mı? Fenerli hocam o. Fenerli. Yani Fenerli şu Fener anda Bahçeli. Hafta sonu Galatasaraylı olacak. Dua edecek. Amin, amin. Diyecek ki ne olur Galatasaray'ı alsın da biz kendimize gelelim. Ya. Bize bir yol açsın da, bir çığır açsın da, şey yapsın da. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hocam bir dakika, bir dakika. Bana bir dakikası yeter de geçer mi süremiz? Soru az çözüyoruz yani. Evet. Geçtik diğer sorumuza. Dört erkek, üç kız öğrenci düz bir sıraya erkekler yan yana olmak şartıyla kaç farklı şekilde dizilirler? Arkadaşlar, erkekler yan yana diyor ya, o dört erkeği bir kişi kabul ediyoruz, bir kişi. Diyoruz ki arkadaş, dört erkek ancak bir kişi yapar. Bir kişi. Sonra üç kız var. Toplam kaç kişi etti? 1, 3 daha 4 kişi yaptı. 4 kişi arkadaşlar bir sıraya kaç farklı şekilde dizilebilirler? 4 faktöriyel şekilde dizilirler. Sonra erkeklerin kendi aralarında, bakın kendi aralarında, o da 4 faktöriyel şekilde dizilirler. Kısaca doğuracağımız ne olur? Denizli olur. Evet, var mı sormak istediğimiz? Yok hocam. O zaman geçiyorum bir diğer sorumuza. 19 numaralı sorumuz. Evet, Nurhak, dinliyoruz senden. Evet, Nurhak. Nurhak bizden küstü mü ya? Okuyorum hocam. Evet, dinliyoruz. Birbirinden farklı 4 matematik, 4 fizik ve 3 kimya kitabı diz bir rafa sıralanacaktır. Ne oldu arkadaş? Mikrofon bozuldu mu yoksa? Aynı branşın kitapları yan yana olmak şartıyla bu kitaplar bu rafa kaç farklı şekilde sıralanır. Arkadaşlar, dört işte aynı branşlar yan yana diyor ya, yan yana diyor ya, o zaman biz şöyle düşünebiliriz. 4 matematik, 4 fizik, 3 kimya. Bunları bir kitap düşünelim. Bir kitap düşünelim. 3 kitap 3 faktöriyel şeklinde dizilirler. Sonra diyoruz ki matematikler kendi arasında 4 faktöriyel, fizikler kendi arasında 4 faktöriyel, kimyalar kendi arasında 3 faktöriyel şeklinde dizilirler. Yani doğuracağımız yine Denizli olur diyebiliriz. Evet, gelelim bir diğer sorumuza. Geldik bu sorumuza. Bu soruyu Enes okusun bakalım. Hadi bakalım Enes. Okuyorum hocam, bir saniye bekleyeceğim. Gülistan kelimesinin harflerin yer değiştirdiğinde 8 harflik harf grupları elde ediliyor. Buna göre bu harf gruplarının kaç tanesinde sesli harfler olsa oldan sağ alfabetik sıradadır?
Evet, alfabetik sıradadır. Evet. Arkadaşlar hemen bu seçimi yapalım. Kaç harfli? 8 harfli. Biz ne istiyoruz? Diyoruz ki alfabetik sıra nasıl sıralarız? A sonra ne olur arkadaşlar? Söyleyin. A'dan sonra İ mi gelir, Ü mü gelir? Ha? Ne gelir? A. İyi gelir hocam. İyi gelir değil mi? Sonra Ü gelir. Evet arkadaşlar 8 harfli olacak ya. Ben önce bu 8 harfte 3'ünü seçmem lazım. Yani 1, 2, 3 sonra 4, 5, 6, 7, hadi 8. Önce 8 harften 3'ünü seçeceğim. 8'in üçlü kombinasyonu. Tamam, seçtim. 8'in üçlü kombinasyonu nedir desem? Hesaplayalım 8'in üçlüsü. 8'in üçlü kombinasyonu. 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 3 çarpı 2. Tamam. Çarpı 1. O da ne yapar? Şunlar gitti. Gitti. 56. O zaman derim çarpı, yani bu bunları seçtim. Şunu seçtim. Sıralama böyle olacak. Böyle bir sıralama. Yani sıralama çarpı 3 faktöriyel demiyorum. Sıralamamız bu. Bu şekilde olacak. Çünkü sesli harfler soldan sağa doğru alfabetik sıraya göre. Sonra arkadaşlar şu boş yerlere geriye kalan, bakın normalde 8 harf ya, geriye kalan 5 harf var. O 5 harften birisi buraya gelir. 5 durum. Sonra 4, sonra 3, sonra 2, sonra 1. Kısaca 5 faktör. Bu. Evet arkadaşlar 56 çarpı ne olur? 5 faktöriyel 120'dir. Çarparsak ne olur? Bir çarparsak büyük çıkar yani. Kaç çıkar bu? Bir hesaplayalım bakalım. Fazla büyük olur mu? Herhalde hesaplarsak 5 çarpı 12 oradan 600 gelir. 6 ile çarparsak hocam 6720. 6720 değil mi? Edirne. 6720 olur. Doğru cevabımız Edirne olacaktır. Evet. Var mı sormak istediğiniz, anlamadığınız yer? Anladık hocam. Tamamdır. Gelelim tekrarlı permütasyona arkadaşlar. Tekrarlı permütasyon. Çağla, Sude duyuyor musun beni? Evet hocam. Evet, evet hocam. Tamam. Burayı kim okuyacak? Çağla okuyacak. Çağla dinliyoruz. Tekrarlı permütasyon. Tamamı farklı olmayan n tane nesnenin n bir tanesi özdeş ve aynı türden, n iki tanesi özdeş ve aynı türden, nr tanesi özdeş ve aynı türden, n eşittir n1 artı n2 artı nokta nokta nr olmak üzere bu n nesne n faktöriyel bölü n faktöriyel 1 çarpı n2 faktöriyel çarpı nokta nokta çarpı nr faktöriyel farklı şekilde sıralanır. Evet, teşekkürler Çağla. Rica ederim. Sorumuza. Bu soruyu da Sude okusun bakalım. Ankara kelimesindeki harfler yer değiştirerek 6 harfli kaç farklı harf grubu yazılabilir? Evet, 6 harfli kaç kaç farklı harf grubu yazılabilir? Şimdi burada tekrarlı permütasyon var arkadaşlar. Önce 6 harf farklı olsaydı biz diyecektik ki 6 faktöriyel şeklinde sıralanır. Ancak gel gör ki A'dan kaç tane var? 1, 2, 3. 3 tane aynı olduğu için 3 faktöriyeli bölüyoruz. N, K, R bunlar birer tane
bir faktöriyel yazsak da olur, yazmasak da olur. Hadi biz yazalım ama bir sonrakilerinde yazmayacağız. Bir faktöriyel yazmayacağız. 6 faktöriyel 720, 3 faktöriyel 6'dır. Sadeleştirirsek ne olur? 120 çıkar. Doğru cevabımız Ceyhan olacak. Basitmiş değil mi arkadaşlar? Yöntemini bilirsek çok kolay yani. Evet hocam. Arkadaşlar bunlarla ilgili bol bol soru çözmek gerekiyor. Ki soru konu pekişsin. Konu pekişsin. Evet. Devam ediyoruz. Kara kabak kelimesindeki harflerle yapılan 9 harfi harf grupların kaç tanesi K ile başlar, K ile biter? Hadi bakalım. Herkes bir uğraşsın bakalım. K ile başlayacak, K ile bitecek. Evet, cevap bekliyorum. İşlem başlamıştır. K ile başlıyor. Ve K ile bitiyor. İki tane K'mız gitti. Sonra ne kaldı arkadaşlar? A, Ra. 7 tane kalıyor işte. 7 faktöriyel değil mi? Ara, Ka, Ba. Ka, Ba kaldı. O zaman diyoruz ki bunlar sabit. Bunların yerleri sabit. O zaman şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 faktöriyel diyorum. Sonra A'dan kaç tane var? 1, 2, 3, 4. 4 faktöriyele bölüyorum. Sonra başka aynı olan var mı arkadaşlar? Aynı. R'den bir hocam niye 4'e bölüyoruz? Tekrar ediyor ya Ege. Evet, A'dan 4 tane tekrar ettiği için bölüyoruz. Çünkü diziliştir bu. Diziliş yani permütasyon neydi? Diziliş. Biz o dizilişlerin sayılarını buluyoruz. Aynı olanları bir daha ne yapacağız? Saymayacağız. O yüzden 4 faktöriyele bölüyorum yani. Evet hocam. Şimdi ne yapacağım? R'den bir tane, K'dan bir tane, B'den bir tane onları yazmasak da olur. 7 faktöriyel 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel bölü 4 faktöriyel diyorum. 4 faktöriyel gitti. 30 çarpı 7 210 yani doğru cevap Adana diyebiliriz. Evet, var mı sormak istediğimiz, anlamadığımız yer? Evet. Yok sanırım. Geçiyorum. Diğer örneğimize. Rakamlar kullanılarak yazılabilecek 6 basamaklı sayıların kaç tanesi çifttir? Arkadaşlar 6 basamaklı 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sonu ne olması lazım? Çift olması için. 2, 4 olması lazım. Bunlardan kaç tane var arkadaş? 2, 2, 4, 2, 2, 3 tane var. 3 tanesi var. Burayı yazdım. Şimdi arkadaşlar bu 3 tane... Sonra bu 3 taneden birisini ben buraya kullandım ya. Birisini buraya kullandım. Geriye kaç tane kaldı? 5 tane rakam kaldı. Buraya 5, 4 rakamları bu rakamları kullanacağız. Sonra 3, 2, 1. Kısaca 5 faktöriyel yani çarpı 3. Şu 3. Bölü diyorum. Bakın niye bölü diyorum? Tekrar edenler var. 2'den kaç tane tekrar ediyor? 2 tane. 2 faktöriyel. 3'ten kaç tane tekrar ediyor? O da 2 tane. 2 faktöriyel. Bitti arkadaşlar. İşim bu kadar. Hemen bunu hesaplayalım. 5 faktöriyel 120 çarpı 3 bölü 2 kere 2 şurası 4 yapar.
4'e bölüyorum. 124'e böl. 30 çarpı 3 90. Yani doğru cevabımız Bursa diyebiliriz. Evet. Var mı sormak istediğimiz, anlamadığımız yer? Yok hocam. Tamamdır. Geldik arkadaşlar. Kombinasyon. Kombinasyon kısmını Ege okuyabilir misin? Hocam, soruyu okusam ben. Tamam. Böyle bir teklif geldi. Şu anda. Tamam. Evet, burayı Mustafa okusun bakalım. En elemanlı bir kümenin R elemanlı her bir alt kümelerine N'in R'li kombinasyonu denir ve kombinasyon N virgül R veya N virgül R şeklinde, M bölü R şeklinde gösterilir. Evet, formülde aşağıda. Bunlarla ilgili örnekler yaptık arkadaşlar. Mesela bir tane gösterelim. 9'un ikili kombinasyonu nasıl hesaplarız? Şuradaki 2 adım sayısı. Permütasyonda bölmüyorduk arkadaşlar. Burada bölme yapıyoruz. Niye? Çünkü formüle baktığımızda onu gösteriyor bize. Buradaki 2 adım sayısı 2 defa çarpıyorum azaltarak. 9, 8. Sonra işim bitmiyor. 2 faktöriyele bölüyorum. 2 faktöriyele bölüyorum. 2 çarpı 1. Bu yani. Permütasyonda bölme yoktu. Direkt 9 çarpı 8 diyorum. Bitiyordu. Bu kadar. Ama kombinasyonda öyle değil. Kombinasyonda adım sayısının faktöriyelini bölüyoruz. Adım sayısının faktöriyelini bölüyoruz. Mesela basit bir tane daha yapalım. 8'in üçlü kombinasyonu. Diyorum ki 8, 7, 6 bölü direkt 3 faktöriyel. Bu yani. Evet, geldik. Burada örnekler var arkadaşlar. Şu örnekleri inceleyebilirsiniz. Şimdi bu özellikleri buradaki hususları dikkate alarak örneklerimizi çözümlemeye başlayalım. Evet, soruyu dinliyoruz Ege. Evet Ege, dinliyoruz. Ege gitti herhalde ya. Burak, okuyabilir miyiz? Alo. Olduğuna göre en evet. En değeri kaçtır? Evet, olduğuna göre en değeri kaçtır? N artı 1'in üçlü kombinasyonu nedir arkadaşlar? N artı 1'in üçlü kombinasyonu. Üçer defa azaltarak çarpıyoruz. N artı 1 çarpı N çarpı N eksi 1 diyorum. Bölü 3, 2, 1 diyorum. Eşittir. P, N'in ikili permütasyonu N çarpı N eksi 1. İşte bitti. İşim bu kadar. Sadeleştirelim. N eksi 1'ler götürdüm. N artı 1 eşittir 6. N'imiz buradan 5 çıkar. Doğru cevap Denizli diyebiliriz. Evet, bu soru bu şekilde arkadaşlar. Gelelim bir diğer sorumuza geçmeden önce burada bir özellik var. Bu özellikleri ne yapacağız arkadaşlar? Sorularımızda kullanacağız. Birinci özelliğe dikkat ederseniz arkadaşlar iki durum var. Ya R K'ya eşittir ya da R ile K'nın toplamı N'i verir. İkinci özellik dikkat ederseniz buna bir örnek verelim mesela. Yüzün birli kombinasyonuyla yüzün ikili kombinasyonu. Dikkat edin, ardışık arkadaşlar. Bakın, birden sonra iki geliyor. Ha, ardışıksa sizin yapacağınız iş şu. En büyüğü, yani şu ikiyi buraya yazıyoruz. Yüzü bir arttırıyorsunuz. 101. İşte bu kadar. Kural buymuş.
Bu kadar basit ya. Şu son formülde arkadaşlar, kümeler konusunda da hatırlarsak, en elemanlı bir kümenin sıfır elemanlı alt küme sayısı, bir elemanlı alt küme sayısı, iki nokta nokta en elemanlı alt küme sayısı sayıların toplamı 2 üzeri n formülüyle hesaplıyorduk. Evet, geldik sorumuza. Enes, sesim geliyor mu Enes? Evet hocam, geliyor. Okuyalım Enes. Olduğuna göre A'nın alabileceği değerler toplamı. Evet, burada iki durum var değil mi Enes? Birinci durum nedir? Birinci durum, yani 2A eksi 1, 3A eksi 5'e eşit olabilir. Bu birinci durum. Buradan A'yı kaç bulurum? 4. İkinci durum nedir? İşte 2A eksi 1 ile 3A eksi 5'in toplamı ne olabilir? 19 olabilir. Bu da ikinci durum. Hangi, nereden yazdık hocam? Şu özellikten bakın. Şu özellikten. Biraz önce bu özellikten bahsettik. O özelliği burada kullanmış olduk. Evet, buradan ne gelir? 5A eksi 6'yı karşı tarafa attım, 25. A'mız 5 çıkar. 5 ile 4'ün toplamı arkadaşlar Bursa'yı verir. Evet, bu sorumuz da bu şekilde arkadaşlar. Gelelim bir diğer sorumuza. Evet, bu soruyu çözümleyelim. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar, ardışık bakın 3, 4. Ha, o zaman direkt diyebiliriz ki 4 aynı kalacak. 7'yi 1 artırıyorum, 8. Yani artık bunun yerine bunu yazabilirim. Şimdi yanına 8'in 5'lisini ekliyorum. Burada ardışıklık devam ediyor. Bakın 4, 5. O zaman 5'i yazıyorum aşağı. 8'i 1 artırıyorum, 9. Sonra diyorum ki ya bunun yanına diyor ki bir de 9'un 6'lısını ekle. Ekleyelim. 9'un 6'lısı. Bakın ardışıklık devam ediyor. 5, 6. 6'yı yazıyorum. 9'u 1 artırıyorum, 10. Devam edeceğim arkadaşlar. Sonra diyorum ki ya bunun yanına bir de ne ekleyelim? Onun 7'lisi var o yukarıda. Onun 7'lisini ekliyorum. Ardışıklık devam ediyor mu? Evet. Devam ediyor. 7. 7'yi aynen yazıyorum. 10'u 1 arttırıyorum. 11. Bitti, bu kadar. Demek ki bu ifade neymiş? 11'in 7'li kombinasyonu imiş. Burada iki durum var. Bir önceki soru. Bakın bir önceki soru. Birinci durum. Ya x 7'dir. Işıklara bakıyorum. 7 yok. Ha, ikinci durum. O zaman diyorum ki x ile 7'nin toplamı, yani şu x ile şu 7'nin toplamı 11'i vermeli. Burada x'imiz eşittir 4'tür. Var mı şıklarda? Var. Doğru cevap Deniz. Evet, var mı sormak istediğimiz, anlamadığımız yer? Evet arkadaşlar. Ses 1-2 deneme. 1-2 deneme. Yok hocam. Evet. Bir diğer sorumuza gelelim. Mustafa, soruyu okuyalım. 5 erkek 6 bayan arasından 2 erkek ve 3 bayandan oluşan 5 kişilik bir ekip kaç farklı şekilde oluşturulabilir? Şimdi 5 erkek arasından 2 erkek seçeceğim. 5'in ikili kombinasyonu. 6 bayan arasından 3 bayan seçeceğim. 6'nın üçlü kombinasyonu. Bu kadar. 5'in ikilisi 10'dur. 6'nın üçlüsü o da 20'dir. Tamam. Cevabımız 200 olur. Evet, bir diğer sorumuza geçelim. Bu soruyu da Sude okusun bakalım.
5 doktor, 4 hemşire arasından içlerinde en az 2 doktorun bulunduğu 4 kişilik bir sağlık ekibi kaç farklı şekilde oluşturulabilir? Şimdi 2 tane doktor, 2 tane hemşire olabilir. 3 doktor, 1 hemşire olabilir ya da 4 tane doktor olabilir. Bu durumları hesaplayacağız. 5 doktor arasından 2 doktor seçtim. 4 hemşire arasından 2 hemşire seçtim. Artık burayı hesapladık. Şimdi 5 doktordan 3 doktor seçtim. 4 hemşireden 1 hemşire seçtim. Devam ediyorum. Diyorum ki bu sefer 5 doktordan 4 tane doktor seçtim. 5'in ikilisi 10, 4'ün ikilisi 6, 5'in üçlüsü 10, 4'ün birisi 4, 5'in dörtlüsü 5'in birisi de eşittir. O da 5 yapar. 60, 40 daha 100, 105. Doğru cevabımız hangi şıkta var? Edirne şıkkında var. Evet, var mı sormak istediğiniz, anlamadığınız yer? Evet arkadaşlar. Yok sanırım. Bir soru daha arkadaşlar. Hemen bunu çözüm diyelim. Yüzler basamağı 6 olan X, Y, Z, T. O zaman burası 6'ymış. Tamam. Yani bir durum var, bir durum var. Arkadaşlar dikkat ederseniz, dikkat ederseniz y'miz hani 6 ya, y'miz 6 ya, 6'dan büyük kaç tane rakam var? 7, 8, 9, 3 tane rakam var. O zaman x yerine benim yazabileceğim o 3 rakamdan birisi, 3'ün birliği kombinasyonu çarpı. Y'de bir tane durum var. O da 6. O yüzden 1 yazdım. Şimdi ZT'ye geldim. ZT sayılar nedir? 6'dan bakın 6'dan küçük rakamlar. ZT sayıları 6'dan küçük. Neler var? İşte 0 var, 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 5 var. Arkadaşlar bu 5 ve 6 tane rakamdan herhangi iki tanesini seçelim. Herhangi iki tanesi. Çünkü ZT ikili ya. Örneğin 2'yi seçtim, 5'i seçtim arkadaşlar. Ne oldu? 2, 5. Sıralamaya uyuyor mu? X, T yerine 2 yazıyorum. Z yerine 5 yazıyorum. Sıralama uyuyor. Herhangi iki tane. Hocam böyle seçmedik de şöyle seçmiş olsa 0, 1. Fark etmez. Şuraya 0 yaz, buraya 1 yaz. Yani her halükarda hangi durumda olursa olsun herhangi iki tane seçtiğim rakam bu koşulu sağlayacaktır. O yüzden ne diyorum? 6 tane rakamdan 2 tanesini seçmem Z ve T sayılar için sağlanmış olacak. 3'ün birisi 3 çarpı 1. 6'nın ikilisi 15. Doğru cevabımız ne olur? 45 olur arkadaşlar. Evet. Bugünkü dersimizi burada noktalayacağız arkadaşlar. Var mı sormak istediğiniz? Evet arkadaşlar. Yok hocam. Yarınki dersimizde yok hocam. Evet. Yarınki dersimizde arkadaşlar görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşürüz hocam. Görüşürüz hocam. Görüşürüz arkadaşlar.